Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Cünnetül Esma, Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddüs'dür. Fakat istek ve arzularımıza göre Cünnetül Esma'dan sonra okunacak ayet-i kerimeler vardır. Besmele-i Şerife 19 harftir. Cünnetül Esma 19 harftir ve bu okunacak ayet-i kerimeler de 19 harfli olmalıdır. Her 19 harfli ayet-i kerimeyi her isteğimiz için okuyabilir miyiz? Hayır. İstek ve arzumuza uygun 19 harfli bir ayet-i kerime olmalıdır veya ayet-i kerimeden bir parça olmalıdır. Bazıları soruyorlar, ayet-i kerime 19 harfli değil de 18 harfli olsa, 20 harfli olsa, 21 harfli olsa olmuyor mu diye. Olmaz kardeşim. Sırrı ilahi 19 harfli olmasında, sen bir kişiyi ararken telefon numaralarından bir tanesini fazla veya eksik çeviriyor musun? Veya çevirsen nasıl olur? Veya telefonun ekran şifresini veya sim kartın şifresini girerken bir eksik veya bir fazla girdiğin zaman nasıl olur ise aynen zikirlerde de böyledir. Bazıları çıkmış şöyle söylüyor. Ya ameller niyete göredir işte olur. Evet, amellerin tamamı niyetlere göredir. Fakat Allah-u Teala bazı şeylerin sırrını bazı şeylerde gizlemiştir. Onun için bu hususa da dikkat etmeniz lazımdır. Ben bazı durumları, anlatılması icap eden bazı şeyleri hemen hemen her sohbette kısaca da olsa söylüyorum, söylemek ihtiyacını hissediyorum. Çünkü herkes bütün sohbetleri dinlemiyor. Hatta dinlediği sohbetin bile tamamını dinlemediğinden dolayı orayı atlamış olabiliyor. Duası eksik olabiliyor. Onun için duaları eksik olmasın diye bazı yerleri sık sık tekrar ediyorum. Bir de şu oluyor, bir kardeşimiz bir sıkıntısını söylüyor, ben ona linki atıyorum. Hocam ben bunu istememiştim, şu isteğim için istemiştim diyor. Kardeşim onu hazırlayan zaten benim. Sadece sen paylaşımın başlığına bakıyorsun ve ona göre hemen karar veriyorsun. O başlığı yazan da benim, başlığa o paylaşımın içerisindeki faydanın tamamını yazmak mümkün olmadığı için ben ancak bir veya birkaç tanesini yazabiliyorum. Onun için bu hususa da dikkat edelim. Mesela bir örnek olarak Cünnetül Esma okunurken hem şifa için okunan hem de bir insanın hidayeti için okunan var. Eğer ben buna sadece başlıkta hastalıklara şifa yazarsam, ondan sonra da hidayet için isteyene de aynı şeyi gönderirsem, hocam ben bunu istememiştim diyor. Olmaz. Lillezine amenü hüden ve şifa ayet-i kerimesi Cünnetül Esma ile beraber okunursa hem hidayetine sebep olur. Lillezine amenü hüden. Bakınız hüden, hidayet. Şifa, şifa zaten. Bu paylaşımımızda sizlere hem hidayet hem de şifa için Cünnetül Esma'nın iki ayet-i kerime ile beraber okuma şeklini izah edeceğim. 19 defa en az sabah ve akşam okunur ise Allahu Teala hidayet ve şifa ihsan eder. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs, lillezine amenü, hüdev ve şifa. Hem hidayet hem şifa için 19 defa okunur. Diğer okunacak olan Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs, ase rabbüne en yübdilene hayra. Bu da şerlerin hayra tebdili ve insanın isyandan taata dönmesi için okunur. Yani
hidayeti için okunur. Ben bu paylaşımı hem hidayet isteyenler, yani namaz kılmasını istediğiniz şahıslar için okuyacağınız zaman, eroin, esrar, sigara kullananların bundan vazgeçmesi için, zina edenlerin, hırsızlık yapanların vazgeçmesi için, hastalıklara şifa için, bunların tamamına bu okunabilir. Ben sohbetimizin fazla uzamaması için burada 7'şer defa tekrar edeceğim. Siz 19 defa tekrar edersiniz. Hem hidayet hem hastalıklardan şifa için. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Lillezine amenü hüdev ve şifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Lillezine amenü hüden ve şifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Lillezine amenü hüden ve şifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Lillezine amenü hüden ve şifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Lillezine amenü hüden ve şifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Lillezine amenü hüden ve şifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Lillezine amenü hüden ve şifa. Bakınız, gördüğünüz gibi şifa derken sonundaki ı sesini çıkaracak bir Türk alfabesinde harf yoktur. Onun için biz okurken sizlerin tekrar etmesi ve o şekilde ezberlemeye çalışması lazımdır ve bunu tavsiye ederiz. Şerli olan işlerin hayra tebdil edilmesi, hayra çevrilmesi ve bir insanın günahtan taate, yani o günahı işlememeye döndürülmesi için Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Ase rabbuna en yübdilene hayra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Ase rabbuna en yübdilene hayra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Ase rabbuna en yübdilene hayra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Ase rabbuna en yübdilene hayra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Ase rabbuna en yübdilene hayra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Ase rabbuna en yübdilene hayra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. Ase rabbuna en yübdilene hayra. Bunu da tabii 19 defa okuyacaksınız. Ben 7 defa okuyuverdim. Yine bir insanı dalaletten hidayete, günahlardan kurtulup Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmeye, yani sigara, içki, kumar, zina gibi hastalıklardan kurtulup onları yapmamaya ve namaz kılmamaktan kurtulup namaz kılmaya sebep olmak için şu şekilde 19 defa okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. İhdinas sıradal müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. İhdinas sıradal müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. İhdinas sıradal müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. İhdinas sıradal müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. İhdinas sıradal müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. İhdinas sıradal müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlun kuddüs. İhdinas sıradal müstakim. Bunu da
namazlardan sonra 19'ar defa okur ise inşallah kimin için okunuyor ise o kişi dalaletten hidayete, namaz kılmıyorsa namaz kılmaya döner. İçki, kumar, sigara, zina, hırsızlık gibi alışkanlıkları varsa onları bırakıp Allah-u Teala bir daha işlemesine müsaade etmez. Zikirler çok önemlidir. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve küllün fî felekin yesbehûn. Her şey kendisi için çizilen daire etrafında Allah-u Teala'yı tesbih eder. İşte bizler de Allah-u Teala'yı tesbih edersek, Allah-u Teala'yı zikredersek, Allah-u Teala'nın isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i bol bol okur isek, o zaman bizlerin etrafında oluşacak olan o enerji, o nur-u ilahi bizim üzerimizdeki her türlü sıkıntıları def eder. Sıkıntı namına hiçbir şey kalmaz. Tekrar hatırlatayım. Bu zikirleri yapanlar, işte hani diyorlar ya, yıldızı düşük, enerjisi düşük vesaire vesaire. Bazen abuk subuk insanlara gidiyorlar. Adamın kendisinin enerjiye ihtiyacı var. Maalesef o tür insanlara gidenler çok. İşte bu zikirleri yapanların o tür insanlara gitmesine lüzum kalmayacak. Zaten o tür insanlara gitseler de fayda görmeyecekler. Sadece ve sadece zarar görecekler. Daha faydasını da gören yok onlardan. Allah-u Teala ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah-u Teala'yı çok zikrediniz ki kurtulasınız. Yani sıkıntılardan kurtulasınız, dünya meşakkatlerinden, zorluklarından kurtulasınız, kabirdeki sıkıntılardan kurtulasınız, mahşer meydanındaki sıkıntılardan, sırat köprüsündeki sıkıntılardan kurtulup cehenneme uğramadan cennete giresiniz. Nasıl? Allah-u Teala'yı çok zikrederek. Allah-u Teala'yı çok zikretmek sadece eline tesbihi alıp Allah Allah demek veya La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah demek değildir. Evvela temizlik, abdest, namaz, zekat, oruç, hac, ondan sonra diğer ibadetler. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.